Merhaba arkadaşlar, Almanya'da denklik almak için ne yapmalıyım? Soru basit bir soru, birçoğunuzu ilgilendiren bir soru ama cevabı biraz karışık olduğu için videonun sonunu bir türlü getiremiyorum. Silip tekrar başlıyorum. Umarım bu sefer muvaffak olurum ve umarım video bilgilendirici olur. Birçok sorunuza cevap bulabilirsiniz. Bu soruya başlamadan önce bazı temel bilgiler vermek gerekiyor. Çünkü denklik konusunda çok karışıklık olduğuna inanıyorum. Karışıklık sadece bir denklik merciğinin olmamasından kaynaklanıyor ve aynı zamanda Almanya'nın federal bir yapıda olması sebebiyle, yani 16 eyaletten oluşması sebebiyle, eyaletlerin de denklik işlemlerine bakması sebebiyle bu denklik mercilerinin sayısının daha da artıyor olması, hangi eyalette yaşamak istediğinizin belirleyici olması, her meslekte değil ama bazı mesleklerde belirleyici olması sebebiyle karışıklıklar oluyor. Geçenlerde bir arkadaşımız, hemşire bir arkadaşımız, IHK FOSA'dan denklik alıp alamayacağını sormuş. Örneğin IHK FOSA tamamen zanaat mesleklerine bakıyor. Yani sağlıkçı arkadaşlarımızın eyaletlerde denklik alabilecekleri özel merciler var. Sağlıkçı arkadaşlar için kanalda özel video var. Diğer meslekler için de videolar yapmaya çalıştım. O yüzden önce bir ön araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Sağlıkçı arkadaşlar için kanaldaki denklik videosunun bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Arzu edenler o videoyu izleyebilirler. Bu videodaki konumuz zanaat meslekleri. Az önce de belirttiğim gibi federal yapı, 16 eyalet. Bu eyaletlerin kendi kanunlarını koyma imkanları var. Örnek verecek olursak, korona çok güncel bir örnek. Eyaletler kanunları kendileri koyuyorlar. Maske takmayan ne kadar ceza verecek? Bir eyalette 50 € olabiliyor, diğer eyalette 120 olabiliyor. Ya da yine başka bir örnek, lise kaç yılda bitiriliyor sorusuna Türkiye'de net bir cevap var. Almanya'da bu sorunun iki cevabı var. Eyalete göre 12 yılda olabilir, 13 yılda olabilir. Yine güncel bir örnek verecek olursak, devamlı istisnai durumlardan, istisnai durumlar sebebiyle Almanya'ya gelebilecek olanlardan, yani korona salgını esnasındaki istisnai durumlardan bahsediyorum. Bu durumlar sebebiyle, bu istisnai durumlar sebebiyle Almanya'ya gelebilme imkanınız var diyorum. Peki bu istisnai durumları kim belirliyor? Çok sık olarak federal polis diyoruz. Yani federal düzeyde belirlenmiş, federal düzeyde tüm Almanya'yı ilgilendirecek, tüm Almanya için geçerli olacak şekilde istisnai durumlar tanımlanmış. O yüzden size federal polise yazın, federal polise sorun diyorum. Bazı arkadaşlarımız bu ayrımın farkında değil hissine kapıldığım için bu açıklamayı da yapma gereği hissettim. Şimdi IHK FOSA, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer gibi kavramlar geçiyor. Onlara da kısaca bakalım. IHK ne demek? Industrie- und Handelskammer, yani Sanayi ve Ticaret Odası, kısaltması IHK olmuş. Yine Handwerkskammer, Esnaf ve Zanaatkar Odası, kısaltması HVK olmuş. Bunlar eyalet düzeyinde organize olmuşlar. Ama IHK FOSA federal düzeyde organize olmuş ya da federal düzeyde belirlenmiş bir denklik merci. Bazı arkadaşlarımız IHK FOSA nereye başvuracağım diye soruyorlar. Yani birçok IHK FOSA olduğunu düşünüyorlar ki haklılar. Çünkü genelde hangi eyalete gideceksin, hangi eyalette yaşayacaksın sorusu sorulduğunda acaba başka IHK FOSA'lar var mı düşüncesi de oluşuyor. IHK FOSA federal düzeyde olduğu için bir IHK FOSA var ve Nürnberg'de, yani sadece bir merciye başvuruyorsunuz, tüm Almanya için geçerli oluyor. Handwerkskammer'ın federal düzeyde bir yapılanması yok. O yüzden gideceğiniz eyaletteki Handwerkskammer'a başvuruda bulunuyorsunuz. ZAB, die Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen, aslında bilgilendirici bir denklik merkezi diyebiliriz. Buraya daha çok kurumlar, denklik mercileri, işverenler başvuruyor. Buradan bilgi alıyorlar. Özel kişiler de başvuruda bulunabiliyor. Siz de başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Ayrıca birçoğunuz belki Anabin Veri Bankası'nı biliyorsunuzdur. Buraya, bu bankaya verilerinizi girdiğinizde Almanya'da denkliğinizin nasıl olabileceği konusunda ön bilgi veriyor. Burada meslek denkliğinden daha çok aldığınız diplomanın denkliğinden bahsediyoruz ve yoğun olarak yüksekokul, üniversite gibi denkliklere bakıyorlar, okul denkliklerine bakıyorlar ama meslek denkliklerine de bakabiliyorlar. Hangi durumlarda? Az sonra bunu bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Sırası gelmişken yine tecrübelerini, bilgilerini bizimle paylaşan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin adınıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor. Maalesef bazı arkadaşlarımız ki şükürler olsun azınlıktalar hala daha bundan sakınıyorlar. Bilgi alırken, yardım isterken çok kibarlar, çok nazikler ama biz onlara sorduğumuzda bir anda kayboluyorlar. Bilgilerinizi paylaşırsanız çoğaldığını, bu sürecin sizin için de arkadaşlarınız için de daha kolay olduğunu tecrübe edeceksiniz diye düşünüyorum. IHK FOSA'dan çok örnek verdik ve bu konuda çok video yaptık ama yine de oradan alınmış bir denklikle kısaca başlayalım. IHK FOSA arkadaşımız Elektroniker für Betriebstechnik denkliği almış. Teilweise gleichwertig kısmi denklik ve buna 600 euro ödediğini söyledi. Eğer 5 yıl içerisinde kısmi denkliği tam denkliğe çevirir de tekrar tam denklik için başvuruda bulunursa, yani eksik derslerini vererek tam denklik için başvuruda bulunursa, 5 yıl içinde başvuruda bulunursa o zaman tekrar 200 euro ödeyerek tam denkliğini alma imkanı varmış. IHK FOSA federal düzeyde dedik. IHK FOSA videolarında bir arkadaşımızla bilgilendirici olduğunu düşündüğüm bir sohbet de yapmıştık. İlgi duyuyorsanız, arzu ediyorsanız o videoları izlemenizi, daha doğrusu dinlemenizi tavsiye ederim ve altlarındaki yorumları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Buralarda arkadaşlarımız çok değerli olduğunu düşündüğüm bilgilerini, tecrübelerini paylaşıyorlar. Okumanızı tavsiye ederim. Denklik olayını anlayabilmek için tabii ki sizin de çabalamanız, uğraşmanız gerekiyor. Biraz okumanız, biraz dinlemeniz gerekiyor. Ayrıca bu videolarda tekniker, teknisyen ayrımından bahsettik ve eğer ön lisans diplomanız varsa ve aynı zamanda meslek lisesi diplomanız varsa meslek lisesi diploması ile başvuruda bulunmanızın nasıl avantajları olabilir? Bu konuda Osman Bey'in ne tür tavsiyeleri var diye anlatmaya çalıştık. Videoları izleyenler ne demek istediğimi anlıyorlardır diye düşünüyorum. Ayrıca IHK FOSA'da Osman Bey'in olması da Türkçe bilgi almak isteyenler için avantaj diye düşünüyorum. Bunun dışında diploma dışındaki tüm belgeleri Türkçe olarak da yani tercüme ettirmeden de gönderebiliyorsunuz. Osman Bey orada olduğu için kendisi bunları tercüme ediyor diye anlatmıştık. Belgelerinizi e-posta yoluyla gönderebiliyorsunuz. Böyle bir imkan varsa mutlaka bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Handwerkskammer'dan denklik almış bir arkadaşımız da belgesini göndermiş. Fotoğraf çok iyi olmadığı için okumakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Burada da teilweise gleichwertig demiş. Yani kısmi denklik almış ve Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik demiş. Yani kalorifer tesisatçısı, klima tesisatçısı, su tesisatçısı olarak kısmi denklik almış ve 300 euro ücret ödemiş. Handwerkskammer için az sonra Hessen'den örnek vermek istiyorum. Son olarak ZAB dediğimiz Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen arkadaşımız 485 euro ödemiş ve ilk önce aslında denklik başvurusunu IHK FOSA'ya yapmış. Fakat IHK FOSA'nın baktığı meslekler arasında olmadığı için mesleği ve Berlin eyaletine gitmek istediği için, yani Berlin'de yaşamak istediği için SET-AB'ye başvurması gerektiğini söylemişler. IHK FOSA ile Handwerkskammer'ın bünyesindeki meslekler, yani baktıkları meslekler örtüşebiliyor. Örtüştüğü durumlarda hangine isterseniz ona başvuruda bulunabilirsiniz ama IHK FOSA'nın avantajlarını daha önceki videolarda saymaya çalıştık. Handwerkskammer'da belki denklik ücreti daha az olabilir. Bunları düşünmenizi ve ondan sonra karar vermenizi tavsiye ederim. Arkadaşımız inşaat teknikeri diploması sahibi olarak, yani ön lisans diploması sahibi olarak başvuruda bulunmuş fakat inşaat teknikeri IHK FOSA bünyesinde olmadığı için ve Berlin eyaleti, Niedersachsen eyaleti, Saarland eyaleti, Baden-Württemberg eyaletleri meslek, yani zanaat mesleği diplomaları denklik işlemlerine SET-AB'ye, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen verdikleri için biz bunu yapamıyoruz ya da bunu yapmak için şu an yeterli imkanımız yok, mercimiz yok. Herhangi bir sebepten SET-AB'ye vermişler. O yüzden arkadaşımız SET-AB'ye başvurmuş ya da başvurması gerekmiş. Normalde lisans, yüksek lisans diplomalarına bakıyorlar demiştim. Ama aynı zamanda denklik için bir merkez olduğu için, bilgilendirici bir merkez olduğu için imkanı olmayan eyaletler içinde meslek diplomaları denkliği veriyorlarmış. Eğer İHK bünyesinde değilse meslek. Yani İHK bünyesinde değil, Baden-Württemberg eyaleti, Saarland eyaleti, Niedersachsen eyaleti, Berlin eyaleti. Ben Berlin'de yaşayacağım derseniz ve mesleğinizde İHK FOSA bünyesinde değilse o zaman SET-AB'ye gitmeniz gerekebilir. İHK, Industrie- und Handelskammer dedik. Paralel olarak Almanca öğrendiğinizi düşünüyorum. Endüstri, sanayi ya da endüstri olarak çeviriyoruz. Handel, handelda ticaret. O yüzden ticaret, kama, o da. Handwerkskammer'ı da hand, elden, yani el işi, zanaat işi, oradan aklınızda tutabilirsiniz. Doğal olarak baktıkları meslekler, bazen ikisinin baktığı meslekler örtüşüyor ve bazen Handwerkskammer'ın baktığı mesleğe Industrie- und Handelskammer bakmıyor. Eğer örtüşüyorsa o zaman nereye gideceğinize kendiniz avantajları, dezavantajları tartarak karar verebilirsiniz. Ama örtüşmediği durumlarda zaten yapacak bir şey yok. Gitmeniz gereken merci belli. İHK FOSA'da bulunmayan bir mesleğe İnşaat teknikeri diyerek örnek vermiş oldum. Neden öyle? Ona bakalım. Ayrıca niye kalorifer tesisatçısı arkadaşımız Handwerkskammer'a gitmiş? Ona da birlikte bakalım. İHK FOSA meslekleri burada listelemişler. Ağustos 2020. Dediğim gibi daha önceki videolarda aslında bu listeyi göstermiştim. Buraya bakmanızı tavsiye ederim. Örneğin branşlara göre baktığımızda inşaat branşından burada ne var, ne buluyorsunuz ya da ne görebiliyorsunuz? Belki ben göremiyorumdur. Ausführende Bauberufe demişler. Buraya tıkladığımda Ausführende Bauberufe, Ausbildungsberufe, burada inşaat alanında, inşaat branşında hangi mesleklere denklik verdiklerini görebiliyorum. Örneğin kanal inşaatinde çalışana ya da asfalt, örneğin asfalt dökenler demişler. Straßenwerter, Spezialtiefbauer. Bunların Türkçe karşılıklarını bilemiyorum. Sizin benden daha iyi bildiğinizi düşünerek bunları tercüme etmeye çalışmıyorum. İnşaat teknikeri bunların arasında olmadığı için ve arkadaşımız da Berlin'de yaşamak istediği için SET-AB'ye göndermişler. Kalorifer tesisatçısına baktığımızda kalorifer tesisatçısı burada hangi branşın altında olabilir? Çok uzun aramadım ama herhalde diyorum yine inşaat branşında olması gerekir. O yüzden inşaat branşına tekrar bakıyorum. Kalorifer tesisatçısı yok burada. Kalorifer tesisatçısı yoksa Handwerkskammer mesleği olacağı için Handwerkskammer'a sormanızı tavsiye ederim. Veya oraya başvuruda bulunmanızı tavsiye ederim. Zaten bakmıyorlarsa biz bakmıyoruz diyorlardır herhalde. Gördüğünüz gibi Industrie- und Handelskammer ticaret işlerine de baktığı için, yani lojistik, hotel, gastronomi, banka, sigorta, diverse kaufmännische Berufe demiş, Einzelhandel demiş. Büro işleri de burada oluyor. Yani işletme tarzı meslekler de IHK FOSA tarafından denklik işleminden geçiriliyor. Ama diğer taraftan görüyorsunuz zanaat meslekleri de var. Yani zanaat mesleklerinde daha çok Handwerkskammer ile örtüşmüş oluyor. O yüzden meslekler örtüşebiliyor. Özetleyecek olursak ilk önce aslında bu listeye bakmanızda fayda var. Mesleğinizi bulabilirseniz çok güzel, bulamazsanız o zaman bilgi almaya çalışmanızı tavsiye ederim. Mesleğinizi, diplomanızı anlatarak. Örneğin inşaat kalfalık belgesi var. Liseyi bitirdim sadece. İHK FOSA'nın bakıp bakmadığını nereden bileceğiz? Arkadaşımız örneğin inşaat kalfalık belgem var diyor. Ama kalfalık belgesi de hangi alanda kalfalık belgesi? Buradaki alanlardan birindeyse evet IHK FOSA bakabilir ama değilse o zaman bakmayabilir. Görüyorsunuz bu tür detaylar önemli oluyor. Bunları kendiniz araştırmalısınız. Bilemediğiniz durumlarda da Osman Bey'e sorabilirsiniz ya da Frankfurt'tan örnek veriyorum. Handwerkskammer'a sorabilirsiniz. Örneğin Frankfurt'taki Handwerkskammer'ı aradım ve denklik işlemlerinin nasıl olduğunu sordum. Burada e-posta adreslerini gösteriyorum. Telefon numaraları da var. Çok bilgilendirici bir görüşme oldu. Sanıyorum aradığınızda, mesaj yazdığınızda, mektup gönderdiğinizde sizin de sorularınızı cevaplarlar. Denklik işleminizi burada başlatırsanız kimliğinizin fotokopisini, diplomalarınız, sertifikalarınız ve bunların buraya yeminli tercüman dememiş ama görüştüğüm kişi yeminli tercüman tarafından tercümesi dedi ve kronolojik olarak tabela şeklinde yazdığınız bir özgeçmişi istiyorlar. Yine Almanca dilinde, Almanca olarak hazırlanması gerekiyormuş. Tüm bunları az önce gösterdiğim e-posta adresinden gönderebiliyormuşsunuz. IHK FOSA gibi aslında oldukça kolay yapmışlar. Ama Hessen eyaletine gitmek istemezseniz gitmek istediğiniz eyaletteki Handwerkskammer'ın yani Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın bilgilerini bulmanız gerekiyor. Burada da yine 3 ay kadar sürdüğünü denklik işlemlerinin anlatmışlar. Ücretin ne kadar olduğunu sorduğumda da buna net cevap veremiyoruz. Çünkü dedi bazı ülkelerden gelen denklik başvurularında işlemler gereksiz şekilde uzun oluyor. Biraz zamana mal oluyor. O yüzden daha pahalı olabiliyor ama genelde 240 euro dedi. Ama kısmi denklik verirsek bu meblağın yarısını almaya çalışıyoruz dedi. Yani 120 euro almaya çalışıyoruz falan dedi. Görüyorsunuz ücretlerde de farklar oluyor. Gitmek istediğiniz eyaletteki Handwerkskammer'a da bu konuda e-posta göndererek, mesaj göndererek bilgi almaya çalışabilirsiniz. Ayrıca bir de hepinizin tanıdığı bilgilendirme platformu var. Bazı arkadaşlarımız bunun denklik veren merci olduğunu düşünüyorlar. Sizin girdiğiniz verilerden burası hangi merciye başvuracağınızı size söylüyor. Yani burası aslında resmi bir bilgilendirme platformu. Denklik merci değil. Diller arasında Türkçe de var ama İngilizce ve Almanca dışında olan dillerin hepsinde aslında sadece hoş geldiniz diyor. Daha sonra meslek kısmında dili ya İngilizceye ya da Almanca'ya çeviriyor. O yüzden Türkçe yapmanın bir anlamı yok diyerek Almanca devam ediyorum. İleriki zamanlarda sanıyorum diğer dillerde de karşılıklarını yükleyecekler. Fachkräfte, örneğin Heizungstechniker dediğimde böyle bir şey yok dedi. Ben de Heizung diyeyim. Çünkü bir şekilde Heizung kelimesinin içinde olması lazım. Anlagenmechaniker, Heizungstechniker, Heizung. Bu mesleklerden biri sizin mesleğiniz olabilir. Anlagenmechaniker az önce verdiğimiz örneğe uysun diye bunu seçiyorum. Böylece karşılaştırma imkanımız olur. Ve burada evet Ausbildung olarak bu mesleği öğrendim diyorum. Weiter. Avrupa Birliği'nden mi geliyorsunuz? Hayır, Avrupa Birliği'nden gelmiyoruz. İsrail, Japonya, Kanada gibi bir ülke mi? Hayır. Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Yaşayanlar evet, biz hayır diyoruz. Meslek eğitiminizi Almanya dışında bir yerde mi yaptınız? Evet. Meslek eğitiminizi başarıyla tamamladınız mı? Evet. Eğitiminiz devlet tarafından tanınıyor mu? Devlet tarafından tanınan bir okul mu? Evet. Sie können einen Antrag stellen demiş. Yani denklik için bir başvuruda bulunabilirmişiz. O zaman weiter diyorum. Görüyorsunuz yaşadığımız yer önemli oluyor. Nerede yaşayalım? Frankfurt diyelim. Almanya'da birçok Frankfurt var biliyorsunuz. Main olsun. Beratung falan istemiyoruz. Biz aslında denklik işlemi konusunda bilgi istiyoruz. Verfahren im Detail dediğimizde tekrar Avrupa Birliği ülkesinden gelip gelmediğimizi soruyor. Gelmiyoruz. Gördüğünüz gibi Handwerkskammer'a başvurmanız gerekiyor diyor. Yani kalorifer tesisatçısı bir arkadaşımız bu şekilde baktığında e-posta adresine mektup yazabilir. İşte bu diplomalarım, sertifikalarım var. Denkliğimi siz mi veriyorsunuz? Ücret ne kadar diye sorabilir örneğin. Kosten kısmında 100 ile 600 euro arasında demişler. Başvuruda bulunduğunuz eyalete göre değişiyor. Frankfurt'ta 240 euro dediler. Herhalde doğrudur. Söylediklerini size aktarmaya çalışıyorum. Kendiniz tabi tekrar sorabilirsiniz. Aynı işlemi bir de elektronikçi arkadaşlar için yapalım. Elektronika. Örneğin İHK meslekleri arasında olduğunu görüyoruz ve 4-6 elektronikçi mesleği olduğunu fark etmişsinizdir herhalde. Özellikle denklik başvurusunda bulunanlar fark etmişlerdir. Bu tür detaylar tabii soruları cevaplandırmada önemli oluyor. Bunları da en iyi siz bilebilirsiniz. Bu tür detaylar yüzünden örneğin IHK FOSA arkadaşlarımıza Elektroniker für Betriebstechnik alanında denkliğin uygun olduğunu düşünüyoruz. Siz de bize katılıyor musunuz gibi soruyormuş ya da itirazınız var mı gibi soruyormuş. Tabii mümkün olduğunda soruyorlardır herhalde. Mesleğinizi bulamazsanız burada listeden de arayabilirsiniz. Elektroniker für Betriebstechnik diyelim. Verdiğimiz örneklere sadık kalmak istiyoruz karşılaştırmak için. Yine Avrupa Birliği ülkesinden gelmiyorum. Bu ülkelerde değil. Almanya'da yaşamıyorum. Aldığım eğitim Türkiye'de bitirdim ve devlet tarafından tanınıyor. Tamam, devam edelim. Nerede yaşamak istiyorsun? Yine Frankfurt olsun. Frankfurt'u seviyoruz. Frankfurt am Main. Verfahren im Detail. Burada denklik üzerine bilgi almak istiyorum. Bu sefer İHK FOSA çıktı görüyorsunuz. Bu şekilde ön taramayı kendiniz yapabilirsiniz. Sorularınız olduğunda Osman Bey'e sorabilirsiniz ya da Handwerkskammer'a sorabilirsiniz. Ücretleri öğrenebilirsiniz. Ama denklik işlemlerini başlatmadan önce kanaldaki İHK FOSA videolarını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bazı öneriler var. Yorumları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Umarım bilgilendirici olmuştur. Umarım faydalanabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.